23 Eylül 2018, Antalya Kumluca'dayız. Ali Osman Alkan. Burada ayva bahçesindeyiz. Ayva bahçesinde ayva ağaçlarında, fidanlarında rekor gelişim ürünü bu sene kullandılar. Burada bahçeniz nasıldı? Burada öncelikle toprağı bir söyleyelim. Toprak nasıl bir toprak? Oradan başlayıp Toprak gidelim. kirli bir toprak, Killi, sıkan bir toprak. sıkan bir toprak. Bu yıla gelinceye kadar değişikli yaz boyunca değişikli aralıklarla toprağı kaba tutma Evet. amacıyla da olsa diplerini çapalama yaptık. Evet. Ama yeterli bir sürgün alamadık bu yıla Sürgün alamadık. gelinceye kadar. Bunlar 3 yaşında. 3. Benim yılında. 3. yılında, evet. Bu sene gördüğümüz kadarıyla ağaçların, fidanların yani hem gövde kalınlıkları hem de şu sürgünleri gayet güzel. Artık pişkinliği, olgunluğu iyi. Üzerindeki Evet. meyveler şöyle gösterelim. Yani bir eli dolduruyor. Şey anlamında. Bir standartlığı var. Evet. Güzel. Bu limon ayvasıydı, değil mi? Limon Limon ayvası. Burada kaç tane ayvanız var ayvası. toplamda? 115 filan. 115 tane 110. civarında. Şöyle gidelim oraya da gösterelim. Gidelim. Tabii. Şimdi her ağaçta aşağı yukarı. Şimdi bu gövdeyle alakalı, bu gövdeye boya sürmüşsünüz. Evet. Bu gövdenin genişlediğini şu yarıklardan anladım dediniz. Evet. Kutur attı, Evet. büyüdü. Evet. Bundan sonrası da bu üst taraf herhalde bu sene oldu, doğru mu? Doğru. Yani şu sürgün, yani baktığın zaman şöyle 1,5 metreden fazla. Yani geçen yılki Şurada. şuradaydı. İşte bu Yani sene şu noktadan şöyle devam ediyor, gidiyor. Şöyle bir tane meyvesi de var üzerinde. Şuradan da gösterelim. Evet. Öyle. Yani aynı şekilde burada da meyveleri de artık yavaş yavaş sararmaya başlıyor. Bu şekilde gidiyor. Gidelim biraz daha. Rekor gelişim. Böyle bakalım kameramıza. Rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Bir ilaç, bir gübre değildir. Evet. Burada siz gerekli gübrelemenizi yaptınız. Doğru mu? Evet. Hayvan gübresi verdiniz. Verdim. Bunları zaten öneriyoruz besleme amaçlı ama toprağımızın çalışmadığı bir durumda verdiğimiz bu gübreler de bitkilere tam anlamıyla Evet. geçemiyor. 3. yılında olan bir ağaçta gübrelemenizle birlikte rekor gelişim uygulamanız şu sonucu size sağladı. Evet. Şimdi burada yaprak rengi, canlılığı gayet güzel. Herhangi bir sarılık yok. Yok. Herhangi bir kusur görülmüyor. Şurada bir ağacınız olduğunu söylemiştiniz, bir tane. Evet. Onu anlatın, onun O durumunu. ağaç geçen yıl tabii bu rekor gelişimi kullanmadık. Önerdiler arkadaşlar ama ben kullanmamıştım. Evet. O sarılık devam etti. Devam etti. Bu yıl da sezonun başında devam etti yine. Rekor gelişimi verdikten sonra bu sarılık kendiliğinden kayboldu. Normal yeşilliğine döndü. Normal yeşilliğine döndü. Evet. Şimdi şöyle gidelim biraz daha. Bahçemizin her noktasında aynı olduğunu gösterelim. Şöyle şu tarafa doğru çekelim. Şurada da mesela şöyle şurası değil mi geçen seneden? Evet. Burayı da gösterelim yakından. Yani bu ağaç geçen seneki şeyi burada görülüyor şuradan. Yani Budaması buradan yapıldı. buradan şu şekilde şu. Yani 2 Şöyle metrenin üzerinde şu sürgünü şekilde var. sürgün var ve olgunlaşmasını tamamlamış. Tabii burada izleyicilerimiz merak edebilir. Şurada tarihi bir durum var. Şu fasulyeler bölgenin özel yöreye özel bir fasulye. Meşhur çandır Çandır fasulyesi. fasulyesi. Şöyle gösterelim elimizde de. Şu şekil oluyor. Yani çok lezzetli ve tarihi bir yüzyıla dayanıyor. Atadan Evet. babadan gelmiş, devam Atadan eden bir şey. tohumlar atadan kalma. Hani burada ara ziraat olarak bunları yaptınız. Evet. Fasulyeyi Bunları da yaptık. yöreye özel. Gidelim şöyle biraz daha. O ağacı da gösterelim. O hani bahsettiğimiz ağaç var ya. Evet. Sorumlu dediğimiz. Şu ağaç. Bu ağaç 115 tane ağacın içerisinde bir tane
bu ağaçta vardı sarılık yapraklarında. Evet. Bu yıl yine vardı ama işte gübreyi rekor gelişimi kullandıktan sonra bu hani şöyle bir meyvesi de şu tarafta görülüyor. Yani sararma kayboldu. Şimdi gösterelim şöyle yakından yaprağı. Yani bu ağaç herhalde gidici gibi bir durumdaydı geçen sene. Geçen sene evet o şekildeydi. Bu sene hem sürmüş, kendini toparlamış hem de meyvesi de var evet. Üzerinde. Şöyle gidelim ileri doğru, oradan da çıkış yaparız. Bu şekilde görülüyor her noktada aynı. Bir de meyve yani kalitesi ve standartlığı da var ağaçta. Şurada mesela 4 tane meyve var. Evet. Şöyle gösterelim. Ve aşağı yukarı aynı yakınlık kalibreye sahip. Şöyle şuradan da gösterelim uzaktan. Rekor gelişimi tavsiye ediyor musunuz? Vallahi kullanmayan arkadaşlara tabii tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorsunuz. Öncelikle Kumluca diyelim. Kumluca'da olsun. Antalya bölgesi ve Türkiye'deki ayva yani, üreticilerine. Yani bir ayva için değil de bütün meyveler için. Bütün meyvelerde kullanabilirler. Peki bu ürünü kullanmadan önce size anlatılanla sonuç arasında ne farkı, görüyorsunuz? Farkı gördüm. Farkı yani gördünüz. Anlatılanlar yıl, hepsi yerinde var şu anda. Var. Var. Yani ben inanmıyordum bu kadar evet. Verim alabileceğimi veya düzgün bir gelişim sağlayacağına inanmıyordum ama ilk defa bu sene bir deneme amaçla kullandım. İnşallah seneye daha çok kullanacağız. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Ben teşekkür ederim. Bol bereketli ederim. Hasatlar olsun. İnşallah seneye tekrar görüşürüz. Diğer ağaçlarınızda da. Şöyle bakalım kameramıza. İnşallah yine bekleriz seneye. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.